Hulki bey sizinle başlamak istiyorum. Aslında Selamlar, bir Selamlar, iyi e, yayınlar. Çok teşekkürler. İyi bir e, sosyolog olarak toplum analizi yapmanızı isteyeceğim. Evet siyaset bu konuyu son günlerde çok konuşmaya başladı ki her gün açıklamalarında dozu artıyor. Peki sizce vatandaşın Suriyeliler, mülteciler, Afganlar adına ne dersek ne kadar gündeminde sizce? Onu yarın bu programın reytinglerinden göreceğiz. Yani ölçü o. Yani bu geceki ağırlıklı konu göç, göçmenler, göçmenlerin kendileri üzerindeki değişiklikler ve ge geldikleri misafir oldukları ülkeler üzerindeki o ülkenin e, halkı üzerindeki etkileri e, önemli. Ama e, bakalım bu, bu tür tartışmalara ne kadar ağırlık veriyorlar? Yarınki reytingler geldiği zaman hepimizin önüne melik Yiğit'in önüne reyting geldiği zaman. ...takke düşecek. Bakalım... ...siyasetçiler yani, kadar halkta bu e, konuyla ilgili geçen mi? Geçen hafta çok yine konuştuk... ...bayağı yüksek geldi. Konuşalım hadi bakalım o zaman. <laughs> Şimdi e, göç... ...sosyolojinin alt disiplin dallarından bir tanesi... ...çok önemli. Göç sosyolojisi. E, zaman zaman söylüyorum... ...hele bu tartışmalar olduğu zaman özellikle... ...vurguluyorum. Türkiye'deki... ...göç sosyologlarının sesi bir türlü çıkmıyor. Akademisyenlerin böyle bir ortamda... ...sesi çıkmaz ise... Yani kendi uzmanlık alanları, bilim alanları bu alanlarda Türkiye'yi aydınlatmak için konuşmazlar ise ne zaman konuşacaklar merak ediyorum. O yüzden meslektaşlarımıza da e, hocalarımıza da çağrıda bulunuyorum. Hatta üniversitelere de. Şimdi deniyor ki ben genel bir toparlama yapacağım. Önümde epeyce notlarım var. Hı hı. Çok konuşabilirim bu akşam. E, ama Melik ne kadar izin verirse siz ne kadar izin verirseniz. Hı hı. E, şöyle... E, deniyor ki efendim göç sosyologları konuşmuyor çünkü iktidardan çekiniyorlar. Bilim insanları konuşmuyor. Hükümetin eee amiyane deyimle de, söyleyeyim, şerrinden, hiddetinden korkuyorlar. Ben de diyorum ki ya bu ülkede hangi konu olursa olsun toplum ve bilim dünyası, e, sanat dünyası, spor dünyası anında ikiye ayrılabiliyor taraf girlik içinde. Yani hükümetin politikalarını destekleyen bilim insanları da var karşı çıkan bilim insanları da var. E, hükümetin politikalarını destekleyen bilim insanları, göç sosyologları da konuşmuyor. Onların da sesini duymadık. Peki onlar çıkıp dese ki mesela profesör doktor göç sosyoloğu profesör doktor Hulki Cevizoğlu olsa. Çıksa dese ki hükümetin yaptığı tavır, eylemler doğrudur dese. Korkacağı bir şey mi var? Yok. Onlar da konuşmuyor. Ya kardeşim söylüyorum sevgili meslektaşlar, akademisyenler benden yaşı büyük olan akademisyenler küçük olanlar hepsine söylüyorum. Yani ne zaman konuşacaksınız? Bu göç sosyolojisi nedir? Bir anlatın. Göç edenler üzerindeki e, e, sosyolojik etki nedir? Geldikleri ülkelerde nedir? Bunun yaratacağı sosyopolitik travmalar, psikolojik travmalar nedir? Nasıl dönebilir? İçişleri Bakanlığı'nda mesela ne var? Göç İdaresi Baş Genel Müdürlüğü var. Ben onun sayfasına girdim. Bugün epeyce bilgiler aldım, okudum. Ya göç sosyoloğu olmaya da gerek yok. Sultan Hanım, iki saat çalışsanız bu konuya, zek, normal zekadaki bir insanın saatlerce konuşacağı konular var. Açıyorsunuz, resmi bilgilere giriyorsunuz. Dünya kadar şey var. Akademisyenlerin dönünde var. Göç sosyolojisi üzerine doktora yazmış insanlar var. Şimdi bunların konuşması lazım. Hükümetin politikalarını eleştirenler, ki ben bu akşam eleştirenlerden birisi olacağım yani bu özellikle Afgan göçü konusunda hı hı. ben olaya eleştirel bakıyorum. Bu akşam eleştireceğim. Ama ya biz televizyoncuyuz. Yorum hakkımız var. Bu fırsatı işte yıllardır bulduk diye başkaları konuşmayacak anlamına gelmiyor. Biz de kendi programlarımıza sürekli davet ediyoruz. Uzman bulamıyoruz. Tanıdığımız hocalar çekiniyor, gelmiyor. Bir kere bilim insanlarının sustuğu yerde hiçbir soruna çözüm bulunamaz. Ne göç sorununa çözüm bulunur, ne ekonomi sorununa, ne de işsizliğe falan filan. Şimdi ee, biz şunu söyledik Afganistan'da bütün Amerika ve NATO Çıkarken bizim ne işimiz var ee, Biz e önce Suriyeliler Suriyelileri mi konuşalım Afgan dedim ama İstiy İstiyorsanız Suriyelilerden başlayalım. başlayalım Çünkü siyasetin en sıcak gündem maddesi olduğu için tamam. <laughs> tamam Suriyelilerden başlarsak O zaman resmi rakamlara bakıyoruz Şimdi düzensiz göç Düzenli göç Yasa dışı göç Yasal göçler var Sosyoloji bunları inceliyor. Düşünebiliyor musunuz bir insan normal şartlarda bir kadını düşünelim yeni doğmuş ya da daha küçük bebek almış kucağına ya da sırtını almış e, kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. Sıcakta, kışın, karda, çamurda, soğukta, sıcakta e, erkek sırtına yatağını yüklemiş, yorganını yüklemiş onu taşıyor. Elde bavul. Ha bunlar ne kadar gerçek görüntü? Onları da konuşacağız. Bunların bir kısmı uluslararası politikaları uygulamak isteyen küresel güçlerin bize gösterdiği sınır ötesindeki fotoğraflar mı? Birer simülasyon mu bunlar? Bunlara bakmamız lazım. Yani bunlar birer örnek ama arkasında yok. Ötekiler otobüse atlayıp uçağa atlayıp da mı geliyor? Bunların hepsini incelememiz gerekiyor. Bir de Göçün nedenleri çok önemli sosyoloji açısından ama bizim bu tartışacağımız Suriye ve Afgan e, göçmenleri konusunda e, gerekçe belli. Savaş var, iç savaş var, karışıklık var. Yani savaştan kaçıyorlar. E, göçün çok farklı nedenleri var. En önemlisi bulundukları yerlerde yaşamları tehdit tehdit altında olması. Ha bir de çok iyi koşullarda yaşamak, çocuklarını okutmak, Avrupa'ya gitmek, para kazanmak gibi amaçlarda e, amaçlar da var. Şimdi Göç, göç karışık bir konu içine e, teröristlerin de sızabileceği bir konu. Şimdi bugün medyada gördük sosyal medyada, internet medyasında e, delikanlı adamlar yürüyor. Ya bunların hepsi askerlik yaşında güçlü, kuvvetli, pazulu, bakıyoruz bacaklarına, kollarına tam komando gibi adamlar. Bunlar nereye göç ediyor kardeşim? Niye göç ediyor? Yani şunu sormamız gerekiyor. Ayrıntılarına gireriz de. Acaba e, bir ülke adı Amerika. Bir politikası, bir politika var ama bizi kandırmak için ve Türk milletini kandırmak için onları orada elçilikleri, konsoloslukları aracılığıyla göçe mi zorluyor? Göç şeklinde Türkiye'nin demografik yani nüfus yapısını mı bozmak istiyor? Bunların 10 yıl sonrası Şimdi... ilişkin planları mı var? Biz bunu mesela Abdullah Öcalan'ın Türkiye... Türkiye'ye teslim edilmesi olayında gördük ve o tarihte hep herkes soruyordu. Bunu niye teslim ediyorlar? Hatta soranların başında dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit geliyordu. Apo'yu bize niye verdiler anlayamadık diyordu başbakan olduğu halde. Bunu defalarca ekranlarda söyledi. Ceviz kabuğu programında benle, benimle röportaj yaparken söyledi. Her yerde söyledi. Başbakanın bile yaşandığı anda anlayamadığı olaylarla karşı karşıyayız. Bu göçmenler acaba e, sivil görünümle askeri bir hareket mi? Yani de, desek ki 1 milyon tane asker gelecek Afganistan'dan, Suriye'den Türkiye hop oturur, hop, hop kalkar. Ama bunları masum görüntüler halinde fotoğraflar halinde biz topluma sunarsak a, bir masumiyet karinesi içinde e, ezilmişlik e, ölçüsü içinde acıma duygularıyla bunları kabul ederiz. Acaba bunlar yani sonuç olarak bunlar birer e, Truva atı mı masum görünümlü askerler mi görüyor ya e, pa pazuları var işte e, güçlü kuvvetli uzun boylu dimdik yürüyen adamlar ya bunlar nereden kaçıyor göçüyor Suriyeliler için de geçerli Afganlar için de geçerli e, Kurtuluş Savaşı örneğini veriyorum 3 yıl 1919'dan 23'e kadar gitti ortalama 3 yıl süren bir Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti savaşlardan çıkmış yorgun bezgin maddi olarak Sıkıntı içinde hastalıklarla, bulaşıcı hastalıklar var o dönemde. Onlarla mücadele ediyor. Her evden 2-3 tane e, erkek askere gitmiş, şehit olmuş. Her evde çok sayıda şehit ve gazi var. Buna rağmen bizim ne kadınlarımız, ne çocuklarımız, ne yaşlarımız göç etmedi. Kurtuluş Savaşı'nda hiçbirimiz atalarımız başka ülkelere kaçıp gitmedi ya. Böyle bir dünya olamaz. Atatürk de diyordu? Herkes kendisini kurtaracak. Kendi Kurtuluş Savaşı'nı verecek diyordu. Ya siz Suriyeliler içeride kendi Kurtuluş Savaşı'nızı verin. E, biz verdik Türkiye'de. E, yani karışık bir ortamda olabildi. Düşmanı bazen tam olarak tanımlayamadınız ama... Kurtuluş Savaşı'nda biz bu mücadeleyi verdik. Atalarımız verdi, dedelerimiz verdi. Afganistan'da da öyle. Kardeşim Afganistan 1979'da... E, Ruslar tarafından, Sovyetler Birliği tarafından 1991'de Amerika tarafından işgal edilmiş. Sonra hep birlikte oranın bilmem kaç mily trilyon dolarlık madenlerinin üstüne çökmüşler mafya gibi. Rusya ve Suriye süper devletler uluslararası alanda zaten mafya taktikleriyle çalışır. O ülkeye çökmüşler, bütün zenginliklerini almışlar. Irak'ta da bunu yaptılar. Hı hı. Sonra o insanlara diyor ki bu insanlar posadır birer, insan posasıdır diyor. Bunları biz nereye gönderelim, nereye atalım diyor. Ee, bazı politikalar gidiyorlar. Şimdi e, Suriye konusunda mesela İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sayfasında şunlar var. Düzensiz göç nedir? Kitlesel sığınmacı nedir? Mesela Suriyelilerle ilgili bir madde buldum İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde. Geçici kur biz Suriyelilere diyor, aynen okuyorum, ülkemize kitlesel akınla gelen Suriyelilere sağlanan koruma uluslararası literatüre göre geçici korumadır. Peki neymiş geçici koruma ve ne yapılıyormuş? Diyor ki Türkiye Türkiye aşağıda yer alan geçici korumanın üç temel unsurunu yerine getirmekte ve Suriyelilere geçici koruma sağlamaktadır. Bir, Açık sınır politikası. Ya affedersiniz de Sultan Hanım hangi dünyadaki hangi ülkede açık sınır politikası var? Koskoca süper devletim diyen Amerika Trump döneminde başladı. Şimdi devam ediyorlar mı bilmiyorum. Meksika sınırına göçmenlere insanlık dışı olarak adlandırıldı. Onu da belirtelim. Duvarlar ördüler. Suriyeli göçmenler gelmesin. Seçim öncesi Trump'ın seçim vaatleri arasındaydı. Bunları göndereceğiz Meksika. diye. Yani ekonomisi süper olan, ekonomisi süper olan ülkeler bile bizim İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında olan açık sınır politikası uygulamıyor. Birinci madde şu, açık sınır politikası ile ülke topraklarına kabul. Biz bunu yapmıştık Suriyelilere. İki, geri göndermeme ilkesi. Üç, gelen kişilerin temel ve acil ihtiyaçlarının karşılanması diyor. Şimdi Avrupa Birliği hakkında, kitlesel akınlar hakkında merak edenlere, akademisyenlere ya da vatandaşlarımıza İçişleri Bakanlığı'nın bu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sayfasına girmelerini öneririm. Peki. Orada mesela e, Türkiye'ye kit yapılan kitlesel akınlar yani toplu göçler tarih boyunca, Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet sonrası hepsinin ayrıntıları var. Ki Padişahlar döneminde, Fatih Sultan Mehmet döneminde kimler gelmiş Türkiye'ye, Türkiye'nin e, 600-700 yıllık göç politikası ne? Bunların hepsini konuşabiliriz. Hı hı. E, Avrupa Birliği'nin göçmenlere bakışı, Türklere bile türkofobi, İslamofobi diye lanetleyerek baktığı, e, çeşitli örgütler kurduğu bir dünyada yaşarken bizim bu kadar e, vahşi bir ormanda, hani jungle deniyor ya vahşi balta girmemiş bir ormanda, Pollyanna gibi gezmemizin ne anlamı var diyenlerdenim ben. Peki. E, devam Zaten ediyoruz. o söylediğiniz her şeyi birazdan e, konuşacağız yavaş yavaş. Önce bir ön fikir almak istiyorum herkesten.